Uğur Dündar yalanladı. Uğur Dündar da oradaymış. Yahut telefonla bağlanmış falan Telefon. gibi Yok. mevzular var. Uğur Dündar bunu yalanladı. Fakat ben bugün yazdım. Yalanladı da şöyle demedi ki. Ben kimseyi tanımam demiş. Ben çaycı bile Oraya da tanımam. gitmedim. Biz sana Telefon da çaycı etmedim. sormuyoruz ki. Şunu söyle abi. İşte benim telefon kayıtlarım. Heh. İşte benim yol kayıtlarım. İşte emniyetin kamera kayıtları. Yalnız Çıkarsınlar. şimdi Göstersinler. Çok basit yani. bir Bunu şey burada dersin hatırlatacağım bir tane. size bu konuyla ilgili. Tuhaflık var orada yani. O esnada Uğur Dündar'ın başı öz kızı olduğunu söyleyen bir hanımefendiyle dertteydi. Ha bu aralar. Babalık davası, Bir ay DNA önceydi o ya. testi. Ha? O olay bir ay önce. O Evet. bir ay önceydi. Ama bu görüşme Tamam, söyleyeceğim. daha ha biliyorsan. Bunlar konuşulurken Uğur Dündar çıktı ve dedi ki işte yarın akşam Ha öyle evet sen şeyler biraz açıklayacağım ki enteresan. Türkiye'de gündem değişecek. Yer Yer yerinden oynayacak. yerinden oynayacak. O olacak, bu olacak. Evet evet doğru öyle dedi. Herkes bekledi. Fakat o akşam dedi ki Balıkesir'in belediyesinin şu kadar borcu var. Onu mu dedi? O Ya, kadar. her yerinden oynadı. Kimse Oynamadı değil mi? bırakın Önemli konu yer abi yerinden Balıkesir Belediyesi oynamasını yani. Balıkesir'de bile sarsıntı Balıkesir'de bile olmadı. sarsıntı olmadı. Kimsenin de gündemine düşmedi. Çok güzel. Ama kimsenin gündemine Çok düşmedi. güzel. Şimdi benim kafamdaki soru şu. O da yılların gazetecisi. Bizden büyük. Ben de yılların gazetecisiyim. Yer yerinden oynayacak demek. Türkiye'de gündem değişecek denince akla başka şey gelir. Büyük olay geldi abi. Acaba diyorum. Bu mevzular mıydı? Bir el aman şimdi elleme sen hiç elleme mi dedi. Gerçekte yeri yerinden oynatacak, gündemi değiştirecek olan hadise neydi? Evet. Balıkesir Belediyesi'nin Borcu değil herhalde ya. borcu olamaz. Türkiye'de yani CHP medyasının bile gündeminde olmadı. Tabii. Şimdi ilginç bir detay daha var. Onu söyleyeyim. Öyle Reklamdan gidelim sonra. reklama. Hemen söyleyeyim bunu. Yok yok. Sonu C4 ile biten bir şey var. Gizli tanık var. İşte onu dert. Onun ifadelerinin aynısını Uğur Bey köşe yazısı olarak Köşe yazmış. yazısı yazmış. Tanığın ifadesinden önce ama. Tamam. Çok enteresan. Bir mola onu dönüşte bir daha dinleyeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.